Piyasa ile ilgili değerlendirmeler almak üzere şimdi ALB menkul değerlere dönüyoruz. Enver Erkan karşımızda. Enver Bey merhabalar. Merhaba İnce Hanım. Borsada Avrupa Merkez Bankası toplantısı beklenirken sınırlı bir iyimserlik takip ediyoruz. 79.500 seviyesini ara ara test ettiyse de şu ana kadar orada kalıcı olamadı. 79.000 sınırındansa alım geldi endekse. Günün geri kalan kısmında Avrupa Merkez Bankası kararı ve Draghi'nin açıklamalarına kadar böyle bir tablo mu göreceğiz, onu merak ediyoruz. Karar sonrası seyir nasıl olur? Şimdi baktığımız zaman dün Borsa İstanbul Endeksi sert satışlarla karşılaştı. Özellikle Amerika'da açıklanan ADP tarım dışı istihdam verisi sonrasında dolardaki yukarı yönlü hareket ivme kazanınca bu Borsa İstanbul'a satışlar getirdi. Özellikle gelişmekte olan ülke borsalarında önemli bir satış baskısı olduğunu görmüştük ve Borsa İstanbul 80.000 seviyesini aşağı yönlü kırdı. 79.000 seviyesinin aşağısında günü kapattı. Şu anki duruma baktığımızda 79.000 seviyesinden destek almaya çalışan bir endeks var, ancak bugünkü açıklamalar öncesinde biraz daha dar bant aralığında seyir bekleyebiliriz. Asıl belirleyici olacak olan Avrupa Merkez Bankası kararlarından sonra oluşacak tablo olacaktır. Burada Draghi'nin konuşmasındaki satır başlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Mevcut genişleme programının daha da genişletilmesine ilişkin bir sinyal gelirse veya ilerleyen dönemde şirket tahvili veya hükümet tahvili alma durumuna ilişkin bir sinyal gelirse bu içeride endeksi olumlu etkileyebilir ve burada da 79.000 seviyesi üzerinde tutunmalarda yukarı 79.500, 80.000 bandına doğru bir hareketlenme görebiliriz. Aşağıda 78.500'ü izlemek gerekiyor. 78.500'ün aşağı yönlü kırılması halinde endekste satış baskısı tekrar oluşabileceğini düşünüyoruz ve orada da bir sonraki destek seviyesi 77.500 olacaktır ve aynı zamanda haftanın son işlem günde Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verisi yine gelişmekte olan ülke piyasalarını yakından ilgilendireceği için haftalık bazda Borsa İstanbul için belirleyici olacaktır. Enver Bey, bu arada Başbakan Davutoğlu bugün 25 maddelik bir eylem planının 9'unu kısa bir süre içinde bir basın açıklamasıyla duyuracak. Şimdi yabancı yatırımcılar açısından bu tarz yapısal reformlar son derece önemli. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde daha uzun vadeli yatırımları çekmek açısından da tasarrufların artırılması açısından da önemli adımlar bekleniyor. Finansal piyasa açısından kısa vadeli bir etkisi olacağını düşünüyor musunuz? Şu anki durum içerisinde baktığımızda yurt dışı konjonktür biraz daha ağır bastığı için arka planda kalmış gibi görünüyor. Sayın Davutoğlu'nun dünkü açıklamalarında bir iyi niyet mesajı sezinlemiştik ve bugün tabii ki yapısal reformlar ilerleyen dönem Türkiye ekonomisi için yurt dışına bağlı kırılganlıkların azalması açısından oldukça önemli olacaktır ve bu da ekonomik dalgalanmalara olan duyarlılığın azalması algısı yaratacağı için yatırımcı açısından iyi sinyaller yaratacaktır. Fakat kısa vadede piyasa üzerinde çok derin bir etkisinin olacağını düşünmüyoruz. Enver Bey, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet, içeride piyasalar ve piyasalara dair yorumlar böyleydi. Az sonra dışarıda piyasalara göz atacağız.